Herkese selamlar. Bugün uzun zamandır üzerinde durduğum ve araştırdığım bir konu olan Türk mitolojisi ile İskandinav mitolojisi arasındaki benzerlikleri anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle bilmeliyiz ki İskandinav mitolojisi de tıpkı Yunan ve Mısır mitolojileri gibi dünya çapında bilinen bir kavram. Üzerine yapılan araştırmalar, derlemeler ve bilimsel yayınlar kadar çizgi filmlere, animasyonlara, dizilere, filmlere hatta bilgisayar oyunlarına bile konu olmuş bir mitoloji. Fakat maalesef ki birçok kültürü etkileyen Türk mitolojisi gerek akademik çalışmaların azlığı sebebiyle gerekse görsel ve yazılı basında çok az yer bulmasıyla çok az sanılıyor ve çok az biliniyor. Öncelikle bahsetmek istediğim ilk konu büyük İskandinav tanrısı Odin'in aslında milattan sonra 3. yüzyılda Karadeniz'in kuzeyinde yaşamış bir kral oldu. Evet kulağa ilk başta çok garip gelse de birçok İsveçli, Rus, İngiliz hatta Türk bilim adamı bu konuda birçok makaleler yayınlamışlar ve benzer fikirlere sahipler. Öyle ki araştırmacılara ve tarihçilere göre aslında Odin önce 3. yüzyılda Karadeniz'in kuzeyinde Don ve Edinlileri arasında bir kabile lideri. Ve Hun akınları başlamadan önce kabilesiyle birlikte İskandinavya'ya giderek Viking krallığını kuruyor. Hatta isimlerini açıklamalar kısmına bıraktığım bazı İsveç araştırmacılara, İsveç destanlarına ve Viking sagalarına göre Odin ve kabilesi Karadeniz'in kuzeyine Turkland denen bir ülkeden gelmiş. Karl Becker, Dil Evrimi'nin Modern Teorisi kitabında Odin'in Asya kökeninden bahseder ve ilginç bir bilgi verir. Bekara göre Odin kelimesinin kökü Türkçe ateş anlamına gelen ot sözcüğünden türemiştir. Çünkü ona göre Odin kabilesiyle İskandinavya'ya gittiğinde yanından metal işleme bilgisi götürmüştür. Osman Karatay ve Emre Aygün'ün Alpler ve Elfler adlı makalelerinde Odin hakkında ilginç bilgileri rastlarız. Karatay ve Aygün'e göre Odin Türkistan bölgesinden İskandinavya'ya göçmüş ve zaman içerisinde Kuzeylilerin baş tanrısı haline gelmiştir. Yine onlara göre Odin'in halkının adı Az'dır ki Göktürk kitabelerinde karşımıza az budun halinde çıkar. Yine bu iki araştırmacının anlatılarına göre Odin şamanist özellikleri sayesinde tanrılaştırılmıştır. Viking sagalarında Odin'in uzak diyarlara haberler gönderebildiği ve sekiz ayaklı atı Sleipnir'i sürerek yeraltı dünyasına yolculuk yapabildiği söylenir ki bu Türk şamanlarının da bir özelliğidir. Yggdrasil, İskandinav mitolojisindeki kutsal yaşam ağacıdır. Ona aynı zamanda dünya ağacı da denir. Bu ağaç 9 dallıdır ve 9 dünyayı dallarıyla birbirine bağlar. En tepesinde kartal ve Vetfornir bulunur ve bu kartal Yggdrasil'in tepesinden bütün dünyaları gözler. İsveç destanlarında ve Viking sagalarında Yggdrasil'in bütün gökleri örten 9 dalı olduğu ve uçları göklerde başlayan üç kökü bulunduğu söylenir. Bu köklerin altında ise kutsal su bulunur. Bu durum bize Türk mitolojisinde hayat ağacı dediğimiz ulu kayını anımsatır. Ki hayat ağacı Türk mitolojisinde çok önemli bir yere sahiptir. Öyle ki halı ve kilim desenlerinde, Çinilerde ve hatta bazı mezar taşlarında bile bu motife rastlamak mümkündür. Türk mitolojisindeki hayat ağacı olan ulu kayının da tıpkı Yggdrasil gibi 9 dalı vardır. Bu ağacın en tepesinde ise Tanrı Ülgen oturur. Fakat ilginçtir ki ulu kayının tepesinde de tıpkı Yggdrasil'in tepesinde olduğu gibi insan ruhlarını temsilen bir kuş bulunur. Ayrıca İskandinav inançlarında Yggdrasil'in ortasında insanların yaşadığı Midgard yani Orta Dünya bulunur. Ve biz özellikle Türk destanlarında ve Altay anlatılarında biliyoruz ki yaratılan bütün dünyalar içinde insanoğlu Orta Dünya'da yaşamaktadır. Hatta bazı Altay anlatılarında ve Altay Bilik kitabında yer aldığına göre Orta Dünya tıpkı Yggdrasil'deki gibi Ulu Kayın'ın ortasında yer almaktadır. İskandinav mitolojisinde Jormungand, Ragnarok zamanında yani kıyamet vaktinde Tuhor tarafından öldürülen fakat onu ısıracak olan yılandır. Jormungand etimolojik olarak Altay inancında yer alan yedi başlı ejderha ve yılan şeklinde tasvir edilen Yerbegen ile benzerlik gösterir. Ayrıca İskandinav inancında Jormungand'ın Ragnarok zamanında dünyayı örten bir yılan olduğuna inanılır. Bu sebeple Bahattin Uslu, Türkçe'de örten anlamına gelen yorungan kelimesiyle yorungantın bağlantılı olabileceğini söyler. Müzik İskandinav mitolojisinde Sleipnir, Odin'in sekiz ayaklı atıdır. Odin bu at ile karada, havada ve denizde yolculuk yapabilir, hatta yeraltı dünyasına inebilir. Türk şamanları da göksel ve ruhsal yolculuklarında Tulpar adı verilen kanatlı bir attan yardım alırlar. Böylece göğün ve yerin katlarını Tulpar yardımıyla geçerler. Yine Bahattin Uslu'ya göre Sleipnir'in diğer adı olan Slipper ile Tulpar arasında etimolojik bir bağlantı vardır. İskandinav mitolojisinde yaratılan ilk canlı olan Alev Devinin ismi Sutur'dur. Yine kendisi gibi yaratılan diğer Alev Devlerinin başıdır. Türk efsane ve anlatılarının bazılarına göre ise Tanrı Ülgen, Sartak Baylar diğer adıyla Sartlar denen devleri yaratmıştır. Görüldüğü gibi İskandinav mitolojisinin Alev Devleri Sutur ile Tanrı Ülgen'in devleri Sartlar arasında hem mitolojik hem de etimolojik benzerlikler bulmak mümkündür. Son olarak İskandinav mitolojisinde Ragnarok adı verilen kıyamet dönemiyle Türk mitolojisinde benim de hakkında bir video hazırlamış olduğum Kalgancı Çağ'da verilen kıyamet döneminin benzerliklerinden bahsedeceğim. İskandinav mitlerinde Ragnarok yani kıyamet dönemi aslında tamamen bir yok oluşu değil, bir devrin kapanıp yeni bir devrin başladığı dönemi anlatır. Ragnarok zamanında Odin, Loki, Thor, Heimdall gibi kutsi varlıklar ölür fakat bir kısmı yenilendirilir. Kalgancı Çağ videomda bahsettiğim gibi Türk mitolojisinde de benzer bir anlatım vardır. Erlik, Maydere, Mandışire gibi kutsi varlıklar ölse de kalgancı çağ Tanrı Ülgen tarafından yeniden yaratılmayı sembolize eder. Görüldüğü gibi iki mitolojide de birbirine çok benzeyen kavramlara rastlamak mümkün. Fakat her ne kadar mitolojiler birbirlerinden etkilenmiş olsa da bu İskandılarlar ya da Odin Türk'tür demek değildir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımı arkadaşlarınıza paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmama katkı sağlayabilirsiniz. Esen kalın.